Önce buydu, sonra bu, sonra bu. Her şey ayınız için. Ülkemiz için, ülkemiz insanları için. Ve sağlık için.77 milli takım temsilcilerindenim. Avusturya Türkiye milli maçtı. En son milli formayı giydiğim zaman. Ve tek galibiyeti ben kazandırmıştım ülkemize, Avusturya takımına karşı. Arkadaşlarımızla mücadele etti ama tek galibiyeti ben almıştım. Sonra yurt dışı falan yaşantılarım oldu. Tekrar döndüm. Hep heyecanlığım vardı. Ülkemi temsil edememiştim istediğim gibi. Çok heyecanlıydım. Her zaman söylüyorum, arkadaşlarım beni bilir. Ay Yıldız benim için çok önemli. Milli duygu, cennet duygularından bir duygudur ben diyorum. Ve de düşüncem ölünceye kadar Türk vatandaşı olarak Ay Yıldız bayrağımızı ülkemizi yurt dışına ve dünyaya tanıtmaya bir görev sayıyorum. Ki bu arada tabii rüyalarımda dövüşüyordum. Bundan bir ay öncesine kadar, iki ay öncesinde uluslararası 3. ayın 9'unda 10'unda İstanbul'da Boğaziçi turnuvası oldu. İstanbul Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda ben şampiyon oldum, birinci oldum. Ve milli takım, akabinde milli takım teklifi geldi. 77 Avusturya, en son Avusturya Türkiye milli maçında milli formayı giymiştim. Ve 42 yıl sonra tekrar milli takıma girme daveti geldi. Karate Federasyonumuz Başkanı Sayın Esat Deli Hasan, sağ olsun, telefonla arayarak hocam milli takımda sizi görmek istiyoruz. Tekrar formayı giymenizi istiyoruz. Çok hoşuma gitti, şaşırdım, kabul ettim. Tabii ki hazırlıklarımız oldu. 4. ayın 26'sı 27'sinde Balkan Şampiyonası, Karate Balkan Şampiyonası Veteranlar Sırbistan'da yapıldı. Orada 75 artıda ülkemi temsil ettim. Hamdolsun altın madalyayla döndüm. Ve bütün Mehmetçiklerimize, ben Türk'üm diyenlere, herkese, 80 milyon herkese armağan ediyorum, hediye ediyorum. Ve sırada inşallah Avrupa şampiyonluğu var. Ben istiyorum ki ülkemiz bir çok güzel yerlere getirerek dünyada Ay Yıldız'ı tanımayanlar var. Zorla tanıtmak düşüncesindeyim. Bu hepimizin görevidir. Ve de ben bunu biliyorum. Ölünceye kadar da bu devam edecek. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'mizle birlikte Yunanistan gelmemişti. 12 taneydi. Türkiye'mizin dışında 11 ülkeydi. Ve zorunlu maçlar vardı. Türk karate milli takımımız çok iyi bir neticelerle aldık. Aşağı yukarı hepimiz bir madalyayla döndük. Çok iyi bir ortamlar geçti, çok iyi bir maçlar geçti. Türk damgasını orada vurduk. En büyük altınlar, en çok altınları biz aldık. Spor yarışmalarında ben düşünüyorum bayraklar dövüşüyor. Onun için Türk bayrağı her zaman üstündür, bütün dünyadan üstündür. Bunu arkadaşlarla birlikte gösteriyoruz. Göstermek zorundayız. Bu bir Türk görevidir.